Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı programı Romanlar Konuşuyor programının ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Sevgili Metin Özbaskıcı ile devam edeceğiz sohbetimize. Siz de hoş geldiniz programımıza. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Bizim için bir rol modelsiniz. Diğer roman vatandaşlar için de çok önemli bir yerde duruyorsunuz. Bize isterseniz bu süreci, yani roman kimliğini, çingene kimliğini tarihsel süreci içerisinden alıp bugünlere kadar getirip bundan sonra da nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi anlatın lütfen sizde. Biraz kendinizden bahsedin isterseniz, hikayenizden bahsedin biraz bize. Efendim, ben Metin Özbaskıcı. Okumayı çok seviyorum, yazmayı çok seviyorum. Kimlikle başlamak istiyorum esasen sözlerime. Kimliğimiz nedir? Biz öncelikle Türk'üz. Türk olmaktan da gurur duyuyoruz. Birinci sınıf vatandaşız. Yasalar önünde de bu böyle. Ancak yasalar böyle olmasına rağmen toplum içerisindeki binlerce yıldır oluşan ön yargılarında mağduruyuz diyebilirim. Bu ön yargıları herkes kendine sorduğunda cevabını bulacaktır. Ama ön yargıları ben incelediğimde bunların kaynağını ne olacağını diye düşündüğüm zaman ben psikoloji okumadım. Bir uzman değilim. Ama çingeneler tarihin ilk yıllarında, ilk dönemlerinde göçebe yaşamaya zorunlu olarak bırakılan bir topluluk. Göçebe olarak yaşayan toplulukların hiçbir zaman silah ve savaş malzemeleri olmadı. Toprakları baskınlarla, istilalarla elde edilince terk edip bırakmak zorunda kaldılar. Toprağa ve besiciliği yapmayan bu topluluk zanaatkarlıkla hayatını devam etmeye başladı. Bu tür zanaatlıklar zamanla çok değerliydi. Demircilik Avrupa'ya çingenelerle beraber geldi. Evet. At arabası, tekeri ilk önce Avrupa'ya çingeneler getirdi ki çingenelerin 800 yıllarında Avrupa'ya geçtikleri söyleniyor ki evet. Çingenelerin bir kolu olan Romanlar Hindistan'ın, Kuzey Hindistan'dan yola çıktılar. Neden orayı terk ettikleri konusunda da bir kanıt yok. Önce Anadolu'ya yerleştiler. O zaman Bizans hakimiyetinde olan Anadolu'da diğer çingene kavimleriyle ortaklaştılar ve Romanların esas kimliğini oluşturdu bu dönem. Daha sonra Anadolu'nun İslam ordularıyla İslamlaşması esnasında İslam'la da tanıştılar. Fakat göçebe olan bu toplum sürekli hareket halindeydi. Avrupa'ya da geçti. Ta Orta Avrupalara kadar geçti. Ve Avrupa'ya geçtiğinde birçok bilim adamı ve tarihçi bunu anlatıyor. Getirdikleri medeniyetle, yaşadıkları medeniyetle Avrupa'da çok değerli bir grup olarak görüldüler. Ve Mısırlılara benzetildikleri için de onlara kısbi dediler. Mısırlı manasında halen o deyim kullanılmakta. Aslında çingenelerin Mısır'la hiçbir alakaları da yok. Anadolu'dan Balkanlara geçtikten sonra bir süre sonra özellikle Avrupa'da kilisenin Romanlara gösterilen saygıdan rahatsızlıklarının olduğunu düşünüyoruz. Ki ilk önce dişçilik, sağlık, eczacılık gibi mesleklerle beraber Avrupa'da kimsenin görmediği, tanımadığı bir bilimi getirdi çingeneler oraya. Evet. Çünkü tabiatı çok iyi tanıyan çingeneler diş ağrısı için otu biliyorlardı. Baş ağrısı için ilacı biliyorlardı. Her türlü bu tedavi edici otları yerleşik topluluklara satarak geçimlerini ikame ettiler. Lokman hekimler gibi eskiden. Evet. Ve bu da onları orada asil olarak görülmesine sebep oldu. Birkaç yüzyıl böyle yaşandı Avrupa'da. Ama kilisenin baskısı peşinden geldi. İnsanları fal bakan bir meslekte, falcılıktı Romanlarda, büyücü olarak vasıflandırdı. Ve cadı avı gibi çingene avı başladı. Orta çağda bir cadı avı başladı Avrupa'da. Ki o süreç ta 20. yüzyıla kadar geldi. 19. yüzyılda bile çingeneler köle statüsündeydi.
1930'a kadar Romanya'da Çingeneler halen köle. Ama bu arada Anadolu'da ve Balkanlar'da değişik iktidarlar geldi. Önce Selçuklu, daha sonra Osmanlı. Ve Osmanlı'nın İslam'ın din gereği insanlara bakışı daha farklıydı. Çünkü öncelikle insansınız. Çingenelerle ilgili belgelere ilk önce tarihte ilk baktığımızda Fatih zamanında rastlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde sur dibinde yaşayan farklı bir grubun olduğu bilgisiyle onlara dokunulmamasını, onlardan vergi alınmamasını, bunların seyistlik ve demircilikle iştigal edildiği ve ordunun altyapısında kullanılmaları ile ilgili fermanları var. Daha sonraki bir belge Yavuz Selim zamanında bir belge. Bu belge Romanların askere alınmaması, alt askerlikten muaf tutulması, ancak demircilikte silah ve seyis at yetiştirildiğinde kullanılmaları ve vergiden muaf tutulmaları. Ama daha sonraki padişahlar zamanında çünkü Osmanlı tabiyetinde olan çingenelerde Müslüman çingeneler olduğu gibi Hristiyan çingeneler de vardı. Ve Osmanlı Devleti'ni cizye diye bir vergi uyguluyordu. Müslümanlardan bunu bir alırken gayrimüslimlerden iki alıyordu. Evet. Bu süreç gelirleri dar olan çingeneleri de bayağı etkilemişti. Kanaat odur ki genel yaygıda bu. Romanların gayri irade olarak Müslümanlığa geçtiği gösterişle sadece bu vergiden kurtarmak için İslam'ı benimsedikleri kanaati oluştu genelde kamuda ve bu kanaat halen de devam etmekte maalesef. Sanki bazıların kafasındaki çok yanlış, İslam'ı bize yakıştıramıyorlar. Kimsenin haddi olmamasına rağmen öyle bir şey. Ama bu kaynakların sebebine bir baktığımızda şöyle bir tez üretiyorum. Yani sürekli göç eden topluluklara karşı yerleşik topluluklar sürekli güvensizlik hissederler. Bu hissettiklerini de ailelerine de hissettirirler. Ailelerine onlarla ilişki kurmalarını istemezler. Göçebe bir aileye insan kızını vermek istemez. Çünkü kızı uzaklara gidecektir, belki görmeyecektir onu. O oradan arkadaşlık yapmasını istemez. Bu kanaat ve bu kendini koruma içgüdüsü onları uzak tutmak için bazı karalamalar gerektiriyor. Çocuğunuzu eğer birisinden uzak tutmak istiyorsanız onu karalamak zorundasınız. Evet. Onunla oynama, o çok kötüdür. Ona yaklaşma derseniz ki bu kuşaklardan sonra çok kötü. Hatta pek çok dinde varmış gibi gösterilen çeşitli hurafelere oluşturdu ki toplum pek çok bu hurafeye inanıyor maalesef. Bunlar Hristiyanlarda da böyle, Musevilerde de böyle, Müslümanlarda da böyle. Ta Hazreti İbrahim'e kadar dayanan bir dedikodu hala söyleniyor, devam ediyor. Bu kanaat kolay değil. Çünkü binlerce yıldır oluşan bu ön yargının hemen kaldırılması çok mümkün değil. Biz bu gruptan mıyız? Bundan da çok emin değilim. Ama bizim de farklı bir dilimiz var, farklı bir yapımız var. Ben de bu konuda çok meraklıyım ve bir araştırma yaptım. İlk önce kendi mahallemden başlamam lazımdı. Yaklaşık siz 29 tane yaptığınız çalışmalar ekranın diğer tarafında da 29 tane büyüğümüzle, aile büyüğümüzle bir anket çalışması yaptım. Bir sözde işi yaptım. Her biri 2-2,5 saat kadar süren çok farklı konuları görüntülü olarak onları kaydettim. Ondan sonra görüntülerden belirli bölümleri çıkararak ilk önce biz nereden geldik? Samsun'a nasıl geldik? O konuda bir araştırma yaptım ve bunu yazılı kaynak olarak hazırladım. Bir internet sitesinde de yayınlıyorum. Daha sonra herkesle de paylaşmak isterim. Samsun'daki Roman kardeşlerimizin hikayesini bize kısaca özetleyebilir misiniz? Şimdi, nereden? Bu söyleşilerde şimdi her söylediğim kişi dedesinin ve dedesinin babasının Selanik'te Drama'da yaşadığını, bahçecilik yaptığını söylüyor. Ve bu ortak bir karar. Evet. Şimdi o dönemde 1850'lerde Selanik'te bir kitap var, araştırma kitabı. Selanik'in Gölgesinde Drama diye bir İsmail Başar'ın bir
kitabı var. Bunları da incelediğimizde oradaki nüfus yapısını da görebiliyoruz. Bizim de orada olduğumuz dönemde. Ama şu da bir gerçek. Orada da Romanların toprakları tapulu toprakları olmadı. Hmm. Neden? Ama biz göçebe değildik. 1650'lerden sonra benim mensup olduğum grup ve Yavuz Selim mahallesinde yani Teneke Samsun'a gelen grup yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayata geçmesinin en temel sebebi tütün işçiliği. 1600-1700 yıllarda Avrupa'ya gelen tütün işçiliği özellikle Trakya'da çok yaygın olarak ekilmeye başladı. Tütün işçiliği çok ağır bir iş, uzun süren bir işçilik isteyen bir işti. Ve işçi ihtiyacı da en ucuz, en kolay romanlarla karşılanabilirdi. Orada büyük arazili sahipleri bu işçileri yanlarına tutabilmek için onlara dere kenarlarında bazı küçük bahçeler verdi. Çünkü bırakıp gitmelerini istemedi. Bu gelişme onları yerleşik hayata bağlayan en önemli etkiydi. Belirli aylarda bahçecilik yapan Roman işçiler daha sonra tarlalara geçiyordu. Tarlalardaki 9 ay kadar süren bir işçilik tütüncülükte. Bu böyle devam etti. İyi de oldu diye orada Müslümanlarla istişare eden, bağlantıları olan insanlar İslam'ı orada yaşamaya başladık biz. Pek çok dedemizin orada namaz kıldığını söyleşilerde görüyoruz. Hacı olanları duyuyor, hoca olanları duyuyoruz, hafız olanları duyuyoruz ki bunlar bizi çok da memnun ediyor. Balkan 1750'lerden sonra Balkanlar maalesef çok karıştı. Güvensiz bir ortamdı. Sürekli savaşların olduğu bir bölgede. Romanlar Müslüman olmalarına rağmen Müslüman kasabalarına ve köylerine yerleşmelerine de izin verilmedi. Hep dışarıda uydu mahallelerde yaşadılar. Bu Balkanların karışmasıyla beraber en güvensiz noktalarda maalesef Romanların olduğu bu uydu mahalleler oldu. Pek sayısı işte 10 ile 15 arasında hane olarak tabir edebileceğimiz bu haneler 3-5 eşkıyanın bile saldırıp taciz edebileceği güçsüz noktalar oldu. Büyük köylere ve kasabalara saldıramayan eşkıya buralara saldırıp her türlü kötülüğü yapma imkanı vardı ki çok ilginçtir bir söyleşilerde bir arkadaşımızın bir büyüğümüzün söylediği dedi ki nenemin üzerine dedi dedem dedi insan pisliği dökerdi ki eşkıyanın tecavüzünden korusun diye. Ne kadar korkunç bir şey yani. Maalesef bu acıları yaşayan bir toplum ve uzun süren bu. Bu acılar insanların içerisinde öyle bir etki bıraktı ki halen o korkuyu yaşıyor insanlar. Ben bizim ezikliğimizin, yılgınlığımızın temelinde bu korkuların olduğunu düşünüyorum. 1924'te evvel Türkiye'ye gelen muhacirler varken 1924'te işte Lozan'la beraber mübadele ile Samsun'a geliyor dedelerimiz. Dedelerimiz geldiğinde buraya yerleşiyorlar. Samsun'a geliyorlar. Çünkü Samsun'da bir tütün ekim merkezi. Burada giden Rumların oluşturduğu bir açık var. Bu açığın doldurulması gerekiyordu. Buraya yerleştiler. Geldiklerinde söylenen de şu, şehirde araziler verildi dedelerimize. Evler verildi, tarlalar verildi. Çünkü bu işin ehlileriydi. Ancak Samsun'un yapısına baktığımız zaman o dönemde de Samsun hem göç veren hem göç alan bölge, ağırlıklı olarak gayrimüslimlerin terk ettiği bir bölge olmasına rağmen özellikle kuzeyden, Rusya'dan ve Karadeniz bölgesinden sürekli hızlı bir göç alan, hı hı. Kafkaslardan hızlı bir göç alan bir bölge ve Karadeniz ve Kafkaslardaki coğrafi yapıya baktığında buranın ne kadar toprağın değerli olduğunu ve insanların toprağa ne kadar değer verdiğini anlayabiliyoruz. Evet. İnsanlar Samsun'a geldiğinde çok geniş arazileri olan Samsun'da toprağa sahip çıktılar. Ve çingene olduğunu anladıkları dedelerimizi taciz etmeye başladılar ve onların toprak sahibi olmalarını azmedemediler. Evet. Bu baskılar, tacizler tarihteki süreç gibi Romanların arazilerini bedelsiz olarak bırakıp
Teneke Mahallesi'nde Mert Irmağı'nda bugün bizim marketin olduğu mahallede toplanmasına sebebiyet getirdi. Evet. 1936'lara kadar orası tam bir mahalle oldu. 1924 ile 36 yılları arasında çeşitli bölgelerden ki bunlar Avza, Amasya, Tokat ve Resathane, Kışla Mahallesi bu bölgelerde yaşayan bütün romanlar Teneke Mahallesi'ne kaçışı bir kurtuluş buldular. Burada Teneke Mahallesi 1965'lerde 70 haneyi bulan bir mahalle oldu. 70 fakat artık oraya sığmaz oldu. O sıkışıklık. Bir de Teneke Mahallesi'nin ben yaşadığım 1970'lerdeki görüntüsünü krokileştirdim bir çizimle. Çok ilginç bir yerleşimde evlerin. Girişler hep dar. Neden acaba dedim yani böyle girişler dar oldu. Şimdi bazı tezler üretmeye çalıştım. Yani bu kadar saldırıya, bu kadar tacize uğrayan bir grup en azından yabancıların mahalleye saldırmasında dar alanlardan rahat geçemeyeceğini düşünüyor diye düşünmeye başladım. Çünkü bu korkunun benliklerine yerleştiğini düşünüyorum. 1968'lerde mahallenin sanayi sitesiyle tanışması başladı. 1900 sanayi sitesinin kurulması kararı ve inşaatı başladı. O arada o alanın terk edilmesi, boşaltılması gibi bir karar ve düşünce oluştu. İlk önce Karşıyaka'da bir arazi alındı ki bu arazi çok kısa zamanda çok değerlendi. Oradaki araziler satılarak şimdi Yavuz Selim Mahallesi'nin mezbahanın üstündeki sırtlar alındı ve 1971'de Yavuz Selim Mahallesi kurulmaya başladı. 1971'de imarı olmayan tamamen bir tarla, özel parselasyonu yapılan bu tarlada ilk inşaatlar başladı. İlk inşaatlarda tabii çok basit tekniklerle evler yapıldı. İnsanlar 4 metrekarelik evlerden kurtularak en azından 2 odalı veya tuvaleti banyosu olan bir eve geçmeyi düşündü. Hayalleri buydu. Ve Yavuz Selim Mahallesi 1971'de kurulmaya başladı. 2000 yıllarda yapılaşmayı tamamladı. 2000 yıllarda yapılaşması tamamlandı ve 2001'de imar geldi. Evet. Yani 40 sene sonra aşağı yukarı imar uygulaması yapıldı. Şimdi evlerin sağlıksız olduğu tabii ki doğru. Çünkü yapılırken ilk evler tek kat üzerine yapıldı. Tek kat yapılması ile ilgili düşünce vardı. Ama şimdi doğan çocuklar ev ihtiyacı üst katlarla karşılanmaya başladı. Süreç böyle. Ancak bu arada Teneke Mahallesi'ndeki yaşam devam etti. Teneke Mahallesi'ndeki yaşam 1994'lere kadar devam etti. Teneke evler neden teneke evler dendi peki? Basitti. Hurdalarla yapılan, çok bizim de çocukluğumuzun yaşandığı evlerdi. Mesela kışın ortada bir küçük bir soba vardı, teneke soba vardı. Herkes ısınmak için sobanın etrafında olurdu. Evin her tarafında rüzgar vardı. Çatıda da, duvarlarda da her taraftan rüzgar eserdi. Isınmak için muhakkak sobanın etrafında oturmak gerekirdi. Ben Teneke Mahallesi'nde hiç gazdan, ki sabaha kadar soba yakma ihtiyacı hissedilen odalardı, hiç gazdan, karbon monoksitten zehirlenen kimseyi duymadım. Çünkü her tarafı hava alan, havadar bir evde yaşıyorduk. Peki sonra siz efendim, siz sonrasında bugün Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak çalışan bir arkadaşımızsınız. Ben okumayı seviyorum. Neden okudum diye kendime sorduğumda ilkokulda daha birinci sınıfta mahallede bana bir şey vardı, bir destek vardı. Herkes çok zeki, bu çocuk çok iyi, çok akıllı, çok zeki. O pompalamalıklar beni başarılı bir öğrenciliği hayatı getirdi bana. Ki ortaokul ve liseyi de parasız yatılı olarak okudum. Askerliği yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin memur olarak girdim. Girdiğim ilk yıl üniversiteye girdim ve okulu tamamladım hemen. Liseyi bitirdiğimde makine mühendisliğini kazanmıştım ama devam edemedim. İmkansızlıklardan. Bu yüzden iş bulduğumda hemen ilk fırsatı da üniversiteyi bitirmeyi tercih ettim. Olsun ama bütün roman vatandaşların hedefindeki şimdi, insan sizsiniz. Ben, şimdi o pompalalar bana böyle bir psikolojik baskı getirdi ki ben artık kimseye ben bilmiyorum, yapamam demiyorum, diyemiyorum. Onun için de
Her şeyi bilmeye, öğrenmeye çalışıyorum. Bu da zaten okumakla, çalışmakla oluyor. Peki okumama konusunda, yani niye okuyamıyoruz sorusunun cevabını, neden okumuyoruz sorusunun niye cevabını? Niye okuyayım? Bu konuda da anket çalışmam var. Evet. Ben mahallede pek çok çocuğa ve veliye, niye okumuyoruz, o çocuğunuzun okumasını istiyor musunuz dedim. Soru sorduğum %98 ben çocuğumun okuması için her şeyi yaparım dedi. Cevap aynen bu. Evet. Ben çocuğumun okuması için her şeyi yaparım dedi. Peki neden okumuyor? Okumuyor işte. Cevap kısaca böyle. Okumuyor işte dediğinde, şimdi bunun altyapısına bakmak lazım esasen. Mahalledeki yaşam, çocukluk, artı beklentiler, umutlar, yılgınlıklar peş peşe bunlar birbirini bağlayan nedenler. Mahalledeki yaşam, mahallede bir toplu bir yaşam var. Kapalı bir toplumuz. Kız vermiyoruz, kız almıyoruz. Herkes birbirliği akraba, arkadaş ve mahalle çok güvenli. Çocuklar istediği gibi gezebiliyorlar. Çünkü herkes birbirinin çocuğuna sahip çıkıyor. Ve mahallede 3 yaşında çocuklar sokağa çıkmaya başlıyor. Sokağı öğreniyor. 7 yaşında olan bir çocuğun en az 40 tane arkadaşı var. Şimdi 40 tane arkadaşı olan bir çocuğa 24 saat yetmiyor oyun için maalesef. Anladım. Onun için de hayat, çocuklar başlıyorlar gece geç saatlere kadar gezmeye. Ondan sonrasını zaten hocam anlattı. Ertesi gün okula gelememe gibi tabii bir durum söz konusu oluyor. Peki sizden müsaade isteyelim. Burada Roman kardeşlerimiz var. Bir anımı paylaşayım. Tabii ki. Devam edeyim. Ondan sonra onlara verelim. İlkokul 3'e gidiyorum herhalde. İşte o küçük kulübede yaşıyorum. Hemen annem çamaşır yıkıyor bir leğende. Ben de uzandım, ders yapıyorum. O arada annemin leğeninden su fırçıyor deftere. Ben kızıyorum. Annem aynen bana şunu dedi. Bırak dedi şu defterleri falan dedi. Sanki dedi okuyacaksın da. Yani onun kafasında da bu vardı. Hepimizin kafasında da bu var. Bizde yani zaten bizden olmaz ön yargısı bizim en büyük handikapımız. Anlıyorum. Peki şimdi ben mikrofonu sizden alayım. Ve içimizde olan arkadaşlarımız var. Onlara sözü verelim. Bir anne olarak kim konuşmak isterse bu konuda buyurun efendim. Anne olarak çocuğumun okumasını isterim ama yolluyorum, gitmiyorlar. Mesela. Oku derim kızım, ay ne yapayım okulu şimdi, gezeceğine git okula derim, yok hayır istemiyorum. Vallahi öyle. Ne yapmak gerekiyor peki okumalarını sağlamak için onların? Oku yavrum derim, git okula gitmiyorum der. Git derim, okulu bitirdi, diplomayı vermediler bize. Git derim, kızım okula derim, yok gitmem. Bu sefer özel eğitime de derdi, gene özel eğitime istediler onu, gene gitmedi. Ama şimdi okul müdürünün söylediği şeyler var. Biraz evet. Daha galiba bu konuda bir evet, hareket oluyor. Evet, isterim okusun ama okumuyor çocuk. Peki, siz ne söylemek istersiniz efendim? Biz çok memnunuz yani. Mikrofonu alın lütfen. Okula gitmek için gurur... Karşıya bakabilirsiniz. Okula gitmek çok güzel bir şey, evet. Gurur verici bir şey yani, gurur duyuyorsun. Çocuklarınızı gönderme konusunda siz de sorun yaşıyor musunuz? Evet, ben gönderiyorum. Şu anda bu ana sınıfına gidiyor. Çok güzel. Yani gurur verici bir şey. Peki, siz ne söylemek istersiniz efendim? Gülcem. Ben mali olarak hepsinden birlik, beraberlik istiyorum. Çünkü mikrofona birlik, beraberlik olursa biz çocuklarımızın eğitimi için çok güzel şeyler yapabiliriz. Ama birlik beraberlik olmadığı müddetçe biz çocuklarımıza ne özel eğitim ne okul hiçbir şey veremeyiz. O yüzden yani mali olarak birlik beraberlik yapsak çocuklarımız daha mutlu, daha güvenceli, daha meslek sahibi, okumaları daha güzel olacaktır. Ama birlik beraberlik olmadığı için çocuklarımız sokakta, orada, burada, aile... Tabii ki çalışacak, işe gidecek, çocuklarını okula gönderiyor ama çalışmak zorunda da. O yüzden mali olarak, ana baba olarak hepimiz birlik, beraberlikle çocuklarımızın bir yere geleceğine inanıyorum. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Biraz da sizlerle başlayalım. Bu konuda siz ne söylemek istersiniz efendim? Şimdi çok özür dilerim. Biraz öncelikle yaklaşıyoruz. Kabahat bizde. Neden bizde kabahat? Tamam neyse. Öncelikle kabahat bizde. Çünkü sabah bu adam okula gidecek. Kalkıp da dışarıdan börek alıp da eline vermek bize yakışmaz. Bir büyük olarak yakışmaz. Öncelikle onu bir kahvaltı yedirmek. Öncelikle biz onu okula yollamak.
veya işe gitmiyorsak çoluk çocuğumuzu okullarda takip etmek, onunla ilgilenmek. Ha ne yapıyoruz biz bir büyük olarak? Ne yapıyoruz? Biz işe gidiyoruz, çantamızı alıp omuzumuza gidiyoruz. Çocuğumuzun eline veriyoruz 3 lira, 5 lira. Dışarıda börekçilerde onu eyleme yapıyoruz. Bize bu yakışılmaz bir kere. Biz onlarda kabahat değil, bizde kabahat bulmamız lazım. Bir anne babada kabahat bulmamız lazım. Anladım. Bu gerçek bir şey yani. Ha onda öncelikle ne yapmamız lazım? Buna almamız lazım. Öncelikle biz kendimiz değil, onları düşünmek lazım. Siz bayanlar olarak bunlar devamlı işe gidiyorlar, ne yapıyor? Aman geç kaldım. Olma, geç de değil. Sen 7:30'da kalkman lazım. Çocuğuna bir kahvaltı yapması lazım. Elini yüzünü silip ondan sonra okula yollamak lazım. Ha ne oluyor? Alıyor 2 parça böreği. Gidiyor okulun kapısının önünde arkasında gizli gizli yiyor. Ondan sonra ellerini siliyor böyle. Gelip geçiyor oraya. Bu yakışacak bir şey midir bu? Hayır değil. Kimseye kabahat bulmamamız lazım. Kabahat bizlerde, biz büyüklerde. Peki. Hem neden gördük bizi öyle? Anne babalarımız da öyle yaptı. Biz de aynısını yapıyoruz. Bu gelenekler oldu bu. Yani bu gelenek oldu bize. Peki yan yanlış taraftaki şey. Yan taraftaki beyefendiye de verelim. Bunu ne yapmamız lazım? Bir büyük olarak, evet. Bir toplum olarak biz kendimizi bir evle beraber, evli halimizi diyoruz. Evet. Çoluk çocuğumuzu kahvaltı yapıp ondan sonra okula gerektiği yerde biz kendimiz götürmemiz lazım. Veyahut da götüremezsek ilgilenmemiz lazım. Okuldan geldiği zaman onu alıp da biz okutmamız lazım. Kendimiz dışarı salmamamız lazım. Haykırı yapan kendi bazen özür dilerim büyüklerimiz oluyoruz. Sabaha kadar çocuğumuz geziyor mahallemizde. Gerek yok ki yani. Anladım. Gerek yok. Çünkü biz imali kendimiz yapıyoruz. Anladım. Kabahat kendimizde. Peki. Size çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Beyefendi sizin de bu konudaki değerlendirmelerinizi alalım. Biraz yaklaştırırsanız sevinirim mikrofonu. Benim değerlendirmem Teneke Mahallesi'nde 19 Mayıs okuluna gidiyordum. Evet. Birinci sınıfa gittim, ikinci sınıfa gittim, üçüncü sınıfa gittim. 10 yaşında oldum. 10 yaşında başladım okumaya. Fakat gazeteciliğe başladım. Evet. Ufakken. Evet. Gazete satıyordum. Hem gazeteye gidiyordum, hem de okula gidiyordum. Evet. Baktım ki kafam almıyor. Evet. Bir sene gitmedim. Ondan sonra gazeteciliğe başladım. 3-4 sene sonra öğretmenle beraber çalıştım. 3'e kadar okudum. Ondan sonra dıştan 5. sınıf okulun diplomasını aldım. Evet. Diplomayı aldıktan sonra işte belediyeye girdim. Allah razı olsun bana bir iş verdiler. Çalışıyorsunuz şimdi siz de. Allah razı olsun. Öyle şeye gittim. Hayatınızı belediye. Devam ettiriyorsunuz. Peki arka taraftaki arkadaşınıza da mikrofonu verin lütfen. Siz ne söylemek istersiniz efendim? Biraz mikrofonu yaklaştırır mısınız efendim? Mali adına bir şey istemek istiyorum. Buyurun ben efendim. Sayın Başkanımızdan Osman Geçler. Buyurun efendim. Efendim. Osman Geç geliyor mahalleye. Duvarın arkasından bakıyor mahalleye. 3-5 tane arkadaşımız alıyor onu. Duvarın arkasından bakıyor. Yani, duvarın arkasına ne demek biliyor musun? Mahallenin en güzel yerinde oturtuyorlar onu. Mahallenin içine girmiyor, sokmuyorlar arkadaşlar onu mahallenin içine. İnan bizim o mahalle var ya, nasıl biliyor musun? Tümsek tümsek yağmurlardan tümsek tümsek çoluk çocuğumuz koşarken, yürürken ayağını çarpıyor tümseklere düşüyor, kanıyor çocukların ayakları. İnanın sayın efendim, şeye gidiyorum, belediye evlerine gidiyorum, kendi çevresine gidiyorum onun. Ben utanıyorum yere basma. Çünkü neden? Cennet bahçesi yapmış oraları. Acaba bizim suçumuz nedir yani bize bu hizmeti vermiyor? Hiçbir suçumuz yok efendim. Nedir daha suçumuz? Dikkatli belki çalışılmak suçumuz gerekiyor. Varsa söylesin bize, özür dileyelim, çalışsın bize. 3-5 tane sakallı gidiyor, onun yanına yağcılar. 3-5 tane sakallı gidiyor. Kendi eşini, dostunu işe sokuyor. Garibanlar gene geri planda kalıyor. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki biz de buradan Osman Bey'e bu söylediklerimizi iletmiş olalım. Yanınızdaki beyefendiye verelim teşekkür lütfen. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. Hepinize saygılar. Sağ olun efendim. Biraz yaklaştırırsanız sevinirim efendim. Tabii ki benim şu görsem dışlanmış bir toplum olarak çok eksiklerimiz var. Tabii ki okumamanın eksikliği var.
toplumda dışlandığımızda dahil dışlanmamızın eksikliği var. Birçok konuda dışlanıyoruz. Neler yapılması gerekiyor sizce efendim peki? Bir dernek çalışması altında faaliyet gösteren arkadaşlarınız var, sivil toplum örgütleri. Onlar sorunlarınızı galiba biraz daha toplum bize gündeme getiriyorlar. Bakış açısını değiştirmesini ön yargıların kırılmasını istiyorum. Ön yargılarını kaldırmasını istiyorum. Herkes gibi, insan gibi yaşamak istiyorum. Peki, size de teşekkür ederiz. Bir yan tarafınızdaki beyefendiye verelim isterseniz. Siz de bir müzisyensiniz. Sizin de duygularınızı, düşüncelerinizi evet. alalım. Çok yani, da başarılı bir müzisyensiniz. Onu evet, biliyoruz. Evet. Tanıyanlar bilir zaten. Yani gerçekten ben müzisyen olarak şunu söyleyeyim. Yine sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından kopmuş, biri kopmuştur diye bir kelime. Hani şöyle bir tabir var. Müzisyenleri en iyisi romanlardır. Hani müziğin en iyisini romanlar yapar derler gerçekten ama. Gerçekten de öyle, bunu kabul ettim. Ben de bu şekilde gireceğim konuya. Gerçekten de yani hani derler siz olmasanız bu işlerimiz yürümez. Ama yine bu konu üzerinden değerimiz bilinmiyor diye bir şey söyleyecektim. Yani. Yeterince bilinmediğini yani yeterince peki bilinmiyor. Önünüzdeki arkadaşa verebiliriz mikrofonu. Siz neler söyleyebilirsiniz genellikle efendim? İyi akşamlar diyorum. Sağ olun. Geldiğiniz için. Ben mahallenin köftecisi olarak zaten gerekeni Selim abi başkanımıza iletiyoruz. O da bize destek tutuyor. Biz de ona destekliyiz. Gerekeni zaten o söylüyor. Başka bir şey diyeceğim. Peki. Yok. Selim abiye teşekkür ederim. Yan taraftaki arkadaşa. Siz ne söylemek istersiniz efendim bu konuda? İyi akşamlar. Ben başka bir konuya değineceğim efendim. Buyurun efendim. Şimdi bizim ilkokulu mezunları ve roman insanlarının bu insanlara nasıl kazandıracağımızı söyleyeceğim ben. Evet efendim. Şimdi benim başımdan da geçti. Nerede oturuyorsun? Yavuz Selim Mahallesi'nde. Ben bir tane milletvekilinin ismini de vermeyeceğim. Beni yolluyor havaalanı. Sen nereden geldin? İşte şu milletvekili bana kağıdını veriyorum. Nereden geldin sen? Yavuz Selim Mahallesi'nden geldim. İsmimi alıyor. Telefonumu alıyor. Ben seni 15 gün sonra arayacağım. 13 seneden beri hala arayacak. Arayacak. Şimdi bizi hep siyaset zamanı geldiği zaman ana baba kucaklıyorlar bizi. Yanaklarımızdan öpüyorlar. Seçim bittiği zaman affedersin. Kimse bakmıyor. Kimse bakmıyor. Biz bunu artık yaşamıyoruz. Yaşamak da istemiyoruz bunu. Ben 50 yaşındayım. 30 seneden beri siyasetin içindeyim. Maalesef. Yeter artık. Bu roman insanlarını topluma nasıl kazandıracağız? İşte binlerce devlet hastanesinde insanlarla çalışıyor. Bizim niye orada 20-25 tane elemanımız olmasın? Evet. Sigorta hastanesinde niye 5 tane elemanımız olmasın? Evet. Köz metlerinde fakülte hastanesi binlerce kişi var çalışan. Niye bizim 15-20 tane insanımız olmasın? Seçim geldiği zaman söz veriyorsun. İşte bu kadar oyu getir, ben seni alacağım. Ve seçim bittiği zaman da tekrar başa döneceğim. Alıyor ismini. Nereden geldin? Yavuz Selim'den. Ben seni arayacağım. Evet. Bu insanlar ayıptır. Bir insan kendine önce kendine saygısı olacak. Bundan sonra karşıdakiye saygısı olacak. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim efendim değerlendirmelerinizden dolayı. Sayın hocam sözü size vermek istiyorum. İlk bölümde kalmış olduğumuz yerden devam edelim isterseniz. Vatandaşların bu konudaki değerlendirmelerini de dinledik. Siz onlarla birebir iç içe olduğunuz için bize çözüm yolları konusunda yardımcı olur musunuz efendim? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Sinan Bey, arkadaşlar herkes doğru şeylere temas ediyorlar. Ama biz de tabii ki eğitim boyutuna bakıyoruz. Bunların hepsinin temelinde eğitim yatıyor. Evet efendim. Eğer şimdi biz okula gelen velilerimize, ziyaretlerde de velilerimize hep şunu söylüyoruz. Bir hastaneye gittiğinizde
Sizin kızınız o hastanede hemşire olabilir, doktor olabilir, orada çalışan bir memur olabilir, bu okulda müdür olabilir, öğretmen olabilir. Sizin çocuğunuz olabilir ama bunun tek bir şartı var, okumak, eğitim. Bununla ilgili de ilçemizde güzel yatırımlar var gerçekten. Şimdi Endüstri Meslek Lisesi açıldı. Burada buraya gelen öğrencilerin %70'i Canik dışındaki ilçelerden gelen. Bu Endüstri Meslek Lisesi'nde biyomedikal bölümü var. Bu sınavla öğrenci aldı. Sınavla öğrenci almayan meslek lisesi bölümü var. Bu 170 öğrencisi var. Önümüzdeki yıllarla beraber 300'e çıkacak. Bu öğrenciler buraya bir ekonomik eğitimin yanında ekonomik bir de katkı da bulunacaklar. Evet. Bunun yanı sıra yine ilçede hemen bizim Yavuz Selim İlkokulu'nun arka kısmında anaokulu yapılacak. Bu fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bugünlerde ihaleye çıkacak. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında da açılacak. Burada da 8 derslikli bir anaokulu. Bununla ilgili de kaymakamımızın, ilçe milli eğitim müdürümüzün çalışmaları amacı şu. Buraya, bu anaokuluna bölgemizdeki, mahallemizdeki bütün öğrencileri ücretsiz bir şekilde almak, bunların yiyecek ve değişik ihtiyaçlarını vakıf kanalıyla karşılamak. Evet, İnşallah bunlar eğitimin temelleri olmazsa olmazları. Bunun üzerine ilkokul, ortaokul zaten ortaokulda bölgemizde. Hemen Emrullah Efendi ortaokulda bizim hemen okulumuzla yan yana. Bizim okulumuz 1, 2, 3, 4 ve ana sınıfı. Orada da 5, 6, 7, 8. Güzel çalışmalar oluyor bölgemizle ilgili. Ama dediğim gibi bunların hepsi aile bunun temelinde yatıyor. Evet. Temelinde yatıyor. Şimdi mezun olan öğrencilerimizle ilgili 8. sınıftan geçen yılla ilgili ilk öğretimle ilgili bahsediyorum. Artık diploma verilmiyor. Direkt liseye kayıtları yapılması lazım. Ama hala 18 tane öğrencimiz liseye kayıt yapmamış. Şimdi biz bunlarla birebir görüşüyoruz. Gidiyoruz, velilere yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Artık lisede devam zorunluluğu yok. Ama açık liseye kayıt zorunluluğu var. Açık liseye gitsin, kitaplarını alsın, sınavlara girsin. Bir şekilde kendini geliştirsin. Velilerimiz de bu konuda maalesef, ya ama hocam gitmek istemiyor diyor. Biz şimdi, ben de şunu söylüyorum. Benim de çocuğum var. Benim çocuğum gitmek istemiyorum diyemiyor. İzin vermiyorsunuz. Ya izin vermiyorum tabii ki. Ama bu hassasiyetinizden, bu yaklaşımınızdan dolayı ben Roman vatandaşlar adına, hepimiz adına daha doğrusu size teşekkür ediyorum. Gittiğiniz sürece, bu şekilde baktığınız sürece o mahallede mutlaka dönüşecektir efendim. Sizin yaptığınız çalışmaların dışında Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un geçen sene hayata geçirmiş olduğu, evet. Şimdi isterseniz Selim Bey'e verelim mikrofonu. Buyurun. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da ekleyin. Benim eklemek istediğim bir şey daha var. Şimdi bölgenin sorunlarıyla ilgili biz okul olarak projeler geliştiriyoruz. Evet. Çok değişik projeler. Geçen yıl uygulamaya koymuş olduğumuz projeler var. Kuzey-Güney projesi var. Burada Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı'nda bizim öğrencilerimiz Samsun'un 4 tane önemli okuluyla beraber dünyamızın yarı çapını ölçtüler. Evet. Yine geçen yıl öğrencilerimiz ilçemizde 18 Mart Çanakkale Şehitleri programını yaptılar ki mükemmel bir sunum oldu. Kimse Yavuz Selim'den böyle bir program açıkçası beklemiyor. Evet. Çok güzel. Bunun karşılığında da belediye başkanımız programda görev alan bütün öğrencilerimizi Çanakkale'ye günlük geziye gönderdi. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz başkanımıza. Oradan gelirken çocuklarımız Samsun sınırlarına girdiğimizde şunu dediler. Hocam yine mi Yavuz Selim'e gidiyoruz? Şimdi onlar da bazı şeylerden memnun değiller. Ben inanıyorum. Bununla ilgili bölgemizde sosyal politikalar geliştirmesi lazım. Projeler günlük, aylık, yıllık projeler ama politikalar uzun vadeli. Olması mutlaka gerek. Politikalar geliştirilmeli. Çözülemeyecek bir sorun yok bence. Bu şekilde düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu tarz programlar ya da sizin bu şekilde yaklaşımınızda masaya yatırılmış
bu konunun çok daha hızlı yol alacağına inanıyorum. Yaptığınız çalışmaların dönüşleri de zaten onu gösteriyor. Ayrıca çok da memnunuz Roman vatandaşlarımızdan. Gerçekten çok sıcak insanlar. Şunu söylemek istiyorum. Roman vatandaşlarımızın güzel yönlerinin toplumda öne çıkarılması lazım. Katılıyorum. En güzel, ülkemizde en güzel askere çocuğunu kim uğurluyor? Roman vatandaşlarımız uğurluyor. İşleri peki efendim, insan sevgisi aynen bu şekilde. Birçoğumuzdan çok daha fazla gelişmiş, bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Onun için o şekilde çok sevgiyle bakmak birlikte lazım, bakış açısını değiştirmek kesinlikle lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Selim Bey'e gelmeden önce dernek başkan yardımcısı arkadaşımızla da, Kemal Şurşut'la da herkese konuşalım. Buradan iyi akşamlar diliyorum. Ekran başında bizi izleyen seyircilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz de bize dernek çalışmalarınızdan yapılması öncelikle gerekenlerden bahsedin. Şunu anlatmak istiyorum. Dünya genelinde çingenelerin dışlanmasından bahsetmek istiyorum. Biraz yaklaşırsanız. Bugün dünya genelinde çingeneler ve Türkiye genelinde hep ikinci sınıf vatandaş olarak, hep or görülerek, zorluya, itilmeye muhtaç kalan bir topluluk, böyle toplulukta yaşıyoruz. Ama hiçbir zaman da devletimize baş kaldıracak bir şeylerde bulunmadık. Yani Türkiye'nin toprağının üçte biri bizim olsun demedik. Türkiye'nin devletin hazinesinden üçte biri bizim olsun demedik. Bu kadar ezilmemize rağmen. Ve şurada şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye genelinde ilk Roman Derneği'nin kurucusu Samsun olarak Selim Gökçen'dir. Evet. Ve bunun kuruculuğunla beraber, bu çok önemlidir. Bunun kuruculuğunla beraber Türkiye genelindeki bütün illere mesaj verdi. Roman topluluklarında yaşayan illerdeki insanlara mesaj verdi. Bu derneklerin kurulması gerektiğini söyledi. Ve çok hızlı bir şekilde daha sonra dernekleşme süreci başladı. Bu dernekler 90-95'e kadar yükseldi. İşte artık 2009'da Başbakanımızın yapmış olduğu roman açılımından Çalıştay oldu, evet. Çalıştay oldu. İşte burada Başbakanımızın o Çalıştay'da söylemiş olduğu sözler çok önemli bizim için. Orada işte ben bir topluluktan özür dilemek gerekirse bu Kürtler değil de Roman vatandaşlarımızdan özür dilememiz gerektiğini söyledi ve orada Türkiye genelindeki bütün Romanlardan özür diledi. Samsun'un Türkiye genelindeki kamu ve kuruluşlarında üçer tane, dörder tane Roman vatandaşlarımın çalışması gerektiğini iletti. İşaret etti. Evet. Burada işte milletvekillerine, bakanlarına, belediye başkanlarına, valilerine şunu söyledi. Romanlar toplum içine girmek için ve eğitim için, istihdam için neler yapması gerekirse makamınıza çıkıp onları boş göndermeyeceksiniz. Elinizden geleni yapacaksınız. Yeterince yapıldığını düşünüyor musunuz şimdi peki? Yeterince yapıldığını tabii ki şu şartlar altında söyleyemem. Bugün Yavuz Selim'de biz 264 Doku evlerinden beraber 5000'den bireysel nüfuzumuz var bizim. Belki daha fazlayızdır. Burada en büyük eksikliğimiz şu anda bir tane bayan skortalı itçimiz yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Evet. İşte devlet kurumlarında çalışan hastanelerde, kamu dairelerinde, kuruluşlarında çalışan çok az sayıda arkadaşlarımız var. İşte bu arkadaşlarımızın da oraya girmesinin sebebi işte Türkiye Samsun içinde ev temizliğine gidip de orada işte doktorun, hakimin, savcının girişimciliklerinle beraber bunlar gerçekleşti. Burada işte biz dernek olarak ben Samsun'da Roman Kültür Merkezi'nin açılmasını istiyorum. Tamam. Çünkü az önce dediniz ya, biz toplum içine kendimizi nasıl ifade edeceğiz topluma? Biz topluma girerek biz kendimizi ifade edeceğiz.
Ahmet hocamız bizim içimize girdi, bizi tanıdı. Biz insanların içine girmemiz için böyle kültür merkezlerine bizim ihtiyacımız var. Bu kültür merkezinin içinde bir kafe şeklinde. Orada işte müzisyen arkadaşlarımız özel ders versin. İşte İşkur'la beraber 3-4 tane kıza geleneksel kıyafetler, garson orada Roman kültürünü tanıtmak amaçlı 6 ay kurs versin İşkur. Ve Mustafa Uzunlar gibi hocalarım o kültür merkezinin içerisinde sizlerle sürekli iç içe olsun. Evet. Bu söylediklerinizin yani, hepsi önemli şey. Bunları söylüyorum. Ben buradan Yavuz Selim Mahallesi'ne, Roma Mahallesi'ne de büyüklerime şunları ifade etmek istiyorum. Bizim kızlarımız 13 yaşına geldiği zaman anne baba olarak biz kızlarımızın erken evlendirilmesi için kendi kendimize kızlarımızın evliliğine hazır olduğumuzu söylüyoruz. Anne baba olarak diyoruz ki ya sen kızım 13 yaşına geldi filanca kişinin oğluna vereyim onu. O kişi rahattır, şöyledir ve kız da bunları duyuyor, etkileniyor ve ben büyüdüm diyor, ben evlilik çağına geldim diyor. Evet. Ama yine de yani, söylediklerinizi burada, anlıyorum, annenin babanın bu konudaki yönlendirmesi çok önemli. Bu yanlıştan süratle işte vazgeçmekte fayda var efendim. Bir de şöyle bir eksiklik var, az önce Emin abimizin dediği gibi işte sabah anne baba kalkıp çocuğunu giyiminde, kuşamında giydirip okula kahvaltısını yapıp okula elinden göndermesi tutup göndermesi lazım. Evet, lazım. Evet. Ama biz toplumsal olarak yaptığımız iş kaç tane çocuğumuz var? 2 tane, 1,5'una, 1,5'una. İşte aşağıda bizim börek salep gibi satan arkadaşlarımız var. Şimdi bu çocuktur. Gidip börek almayabilir, bakkaldan şeker alıp okula gidebilir. Yani öğlene kadar o aç karnında ne kadar sağlıklı bir eğitim alabilir? Katılıyorum. Yani bunları düşünüyorum. Buradan ben şöyle bir mesaj da vermek istiyorum. Biz burayı 1924'ten bu yana geldiğimizde Samsun'a bir tane valimiz mahallemizi ziyaret etmedi. Bir tane milletvekilimiz mahallemizi ziyaret etmedi. Buradan bu duyurunuzu, bu yani talebinizi yenilerimizde... Burada... İnanıyorum ama Hüseyin Aksoy bu Hüseyin konuyla ilgili... Hüseyin Aksoy valimiz... araştırma raporu galiba yayınladı. Evet. Bu konuyla ilgili. İsterseniz bu konudaki çalışmalarda kısa bir değerlendirme. Süremiz çok kısaldı ben çünkü. Ben şöyle bir şey diyeceğim. İşte Hüseyin Aksoy valimiz burayı atandığında Mersin Dernek Başkanı'ndan telefon geldi. Bize burada bizi istikrar amaçlı, eğitim amaçlı, değerlendirilsin diye. 8 Nisan Çingeneler Günü'nde etkinliklerimizde hep yanımızda oldu dedi. Evet. Yani ben buradan Sayın Valimizi mahallemize davet etmek Peki istiyorum. Abi. Ve Peki. Makamında da davet edeceğim. Peki biz de memnuniyetle bu çağrınızı Hüseyin Bey'e, Sayın Valimize aktaralım. Ve inanıyorum bu konuda gereken desteği size verecektir. İsterseniz yan tarafınızda Özgür'le de devam edelim. Özgür, sen de çok güzel bir klarnet ustasısın. Sen neler söylemek istesin bu konuyla ilgili? Öncelikle size böyle bir program yaptığınız için, böyle bir düzenleme yaptığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Hazreti Yunus Emre'nin bir sözü var. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü diye. Şimdi burada yani insanların kime nasıl baktığı da önemlidir. Yani bir insana ne gözle bakarsan o gözle de görebiliyorsun yani. Evet. Biraz da çok güzel ifade etti. Bizden de kaynaklanabilir. Yani tek yönlü de bakmamak lazım konuya. Şimdi Sayın Emin abimizin de söylediği gibi bizde de biraz yani suç var. Yapmamız gereken şeyler var. Yapmamız, eksiklerimiz çok var. Evet. Yani yapmamız gerekenler var. Ama gerçekten de biraz dışlandığımızı ben de düşünüyorum. Hani hep devletin yapabileceği şey değil bunlar. Yani toplum olarak
konuya... Biz de kendimize bir şekilde düzen vermemiz mi lazım? Evet, evet. Yani toplum olarak da bir şeyler yapmak lazım. Taşın altına hepimizin elini koyması lazım yani. Peki, size de teşekkür ediyorum. Evet. İsterseniz arkadaşımıza Serkan Çadırcıoğlu'na da sözü verelim. Sizin de bu konudaki değerlendirmelerinizi alalım. Yani ben Kayseri'den geliyorum. Müzik öğrencisiyim buranın üniversitesinde. Yani müzisyenlik yapıyorum bir 10 senedir falan. Ve yani dolayısıyla romanlarla içli dışlıyım yani. Evet. Yani içe kapalı yaşıyorlar. Hani ama bir o kadar da sıcak kanlılar aslında. Yani ben en çok onların içerisinde eğleniyorum. Yani kendimi daha iyi ifade edebiliyorum mesela. Çok güzel. Ama yani tabii bu işte insanları yani birbirinden ötekileştirme politikaları yani pek de romanlar için, Kürtler için, Çerkezler için değil yani bu bir siyaset yani ve bütün dünyada ötekileştirme politikaları var yani. Şiddetle de buna yani karşı bir de hani romanlar içinde şunu söylemek gerekir bence yani çok değerli ve kaliteli insanlar hayallerinin peşinden koşarlarsa elde edemeyecekleri hiçbir şey olamaz yani. Hani devlet işte bize şöyle yardım, böyle yardım ama kendileri de inanarak hani masaya yumruklarını vursalar sonuçta hak talep edilir ve öyle alınır. Evet. Böyle de bir durum yani. Peki, size de teşekkür ediyorum. Selim Bey, en son mikrofonunuz orada. Sizin de kapanışı yapacağız. Yavuz Selim ve 200 Evler mahallelerinde yaşayan Roman vatandaşlara yönelik bir araştırma raporu yapıldı. Bu Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un ifadesiyle toplumun bu kesimine yönelik bugüne kadar çeşitli proje ve çalışmalar yapıldı ama şu anda yürütülen önemli çalışmalar var. Bunlar öncelikle sorunların ortaya konulup daha sonra da çözüm yollarının oluşturulması ile ilgiliydi. Siz bu çalışmaları sivil toplum örgütü vasfıyla uzun zamandan beri dile getiriyorsunuz. Hem bu çalışmadan bahsedin hem de genel bir değerlendirmenizi alalım. Sonra da programı kapatacağız. Sinan Bey, tekrardan bize böyle bir programla yer verdiniz. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Sesle ilgili sorun var mı acaba arkadaşlar? Mikrofonu değiştirelim mi? Yok, devam edebiliyoruz. Hüseyin Aksoy valimize de ben buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi biz 2011'de biz bu çalışmayı yaptık. Bunu valilikte ARGE ile beraber yaptık. Mahallemizde 200 evler Yavuz Selim'deki envanter çalışmasıydı bu. Zaten o çalışmada mahallemizde çalışanımız, çalışmayanımız, okuyan çocuğumuz, okumayan çocuğumuz, mesleklerde ilgili çok önemli bir çalışmalar. Bu çalışmalar tabii ki 2012 yılında biraz devam etti mesleklerle ilgili iş kurul çalışmalarıyla beraber birlikte. Tabii bu çalışmalar 2013 yılında, 2014 yılında daha iyi hayata girecek. Valimizle beraber valimizi biz ziyaret ettiğimizde sağ olsun kendisi bizi hoş karşılıyor. Zaten kendisi mahallemize de gelecek. Yakın zamanda zaten biliyorsunuz derneğimizin dernek bürosunu yaptık. Bu derneğimizin açılışını yapacağız yakın bir zamanda. Burada ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum artık. Mahallede çok ciddi bir devlet politikaları, çalışmaları vardır. Burada tüm mahalle sakinlerimiz olarak bu devlet politikalarının bize uygulaması çalışmalarında tüm toplumun bu konuda duyarlı olması, ciddi olması, samimi olması ve biz toplum olarak bilinçli olmamız ve bu bilincin altında toplum olarak burada yapacağımız konu artık önümüzde biliyorsunuz bir seçim süreci var arkadaşlar. Bu seçim süreci içerisinde biz yani şunun bilincine varmamız lazım toplum olarak. Seçeceğimiz mahalle muhtarlarımızın yani o 3.3 özelliğine bakıp çünkü liderlik sınıfı da 3.3 sınıfından geçiyor. O liderin yürekli olması, o liderin kabiliyetli olması ve o liderin olaylar karşısında aklı aksızı kayıracak toparlayıcı zihniyeti olması gerekiyor. Yani burada biz bilinçli toplum
oluşumunu sağlarsak Allah nasip ederse ben inanmıyorum ki Büyükşehir Belediyesi'nden de çok önemli destekleri göreceğiz. Valimizden de çok önemli destekler. Kaymakamımızdan da zaten Canik Belediyesi de bize şu anda desteklerini veriyor. Yani bugün baktığın zaman Canik Belediyesi 50'ye 60'a yakın işçi almıştır. Aynı Canik Belediyesi'nin yapmış olduğu o fedakarlığı, o büyüklüğü biz Büyükşehir Belediye'mizden de bekliyoruz ve devletin diğer kurum ve kuruluşlarından da bekliyoruz efendim diyorum. Ve son olarak şunu eklemek istiyorum. İnşallah bu yıl ilk defa biz romanların kültürlerini tanıtmaya yönelik bir geleneksel roman şenlikleri yapmayı da hedefliyoruz. Ve bu konuda bize Sinan Bey, Samsun halkının destekleri, sizlerin desteklerini de bekliyoruz. Estağfurullah, ne demek efendim. Biz mutlaka size böyle bir destek vereceğiz ve memnuniyetle roman kardeşlerimizin bu geleneksel olacak birinci şenliğini de aks ekranlarından canlı yayınlayacağımızı da buradan ifade edelim. Ben çok teşekkür ederim hepinize katılımınızdan dolayı efendim. Çok önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Sorunlarımızı bu şekilde ortaya koyarak ancak çözebileceğiz. Buna benzer programları çok uzatmadan aralıklarla da yapmamız gerekiyor ki konunun hassasiyeti daha iyi anlaşılabilsin. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ve yeniden arkadaşlarıma veriyorum sözü. Sizin ezgilerinizle programımızı kapatacağız efendim. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı programı Romanlar Konuşuyor özel programıyla sizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konuk da Samsun Nabzı'nda sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum efendim. Şimdi soruma şöyle başlayayım arkadaşlar. Müsaade edin. Daha bırak. Şimdi seni. Biliyorsunuz ki seni yapar burayı hükümetin roman açılımı var. Var mı yalan? Roman açılımı yalan. Devam ediyor. Şimdi bu roman açılımında mahallemize ne gibi hizmetleri bekliyorsunuz? Öncelikle Abdullah abi ben bu soruyu sana sorayım. Tabii. Ben şöyle istiyorum. Ben burası aşağı yukarı
40 seneden beri buradayım ben. Bu mahallenin pisliğini, kokusunu biz çektik. Şimdi istediğim şey şu. Bizim burada bir parkımız yok. Park yok kardeşim ya. Ben 35 40 seneden beri buradayım. Bir tane parkımız yok. Çocuk parkımız yok. Bizim çocuklarımız dünya kadar çocuklarımız eğlenecek, oynayacak olan yer yok. Ha, bizim burası yıkıldı. Biz buraya yeşil alan istiyoruz. Yeşil alan istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Düğün salonu istiyoruz. Bunu çarık olsun, efendim büyük şehir olsun. Bunu yapmaları lazım. Bizim de böyle bir şeyimiz olsun yani. Biz düğün yerimiz yok. Nerede düğün yerimiz yok? Aha yer. Burası yeşil alan kardeşim. Bizim milletvekillerimiz gelsinler, görsünler, söylesinler, yapsınlar kardeşim bize. Bizim de hakkımız. Bizim hakkımız bu. Evet. Teşekkür ediyorum size. Salih abi, siz ne bekliyorsunuz abi? Abi benim beklediğim şey nedir biliyor musun? Önce insan olmak. İnsan gibi yaşamak. İnsan gibi yaşamaktansa ölmeyi tercih edelim insan değilsek biz. Ölelim daha iyi anasını satayım. Bak şu ne güzel bir Cenab-ı Allah bize böyle bir arazi nasip etti. Bunun değerlendirmelerini istiyorum. Roman vatandaşlara güzel bir salon yapılsın. Gereken ağa taraflarında da boşluklar var. Romanlara ucuz ucuz 50 lira 100 lira diye hesabımıza göre yapsınlar bize birer konut. Nedir yani? Biz garibanız. Biz yeşil karttan başka bir şeyimiz yok. Devlet 2 milyonluk alacağına 1 milyonluk aldı. Bakın şu yollarımızın haline bakın ya. Hiçbir insana gelsene az kardeş. Çekti. Bunun daha şimdi. Bak aşırına bak kardeş. Kamerlerin telefon açıyorsunuz da. Buralara bakmıyor. Ama çöp parası veriyoruz. Vergi veriyoruz. Her şeye geldi mi bizden alıyorlar. Hizmete geldi mi yok. Biz gençlik olarak bundan sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde örgütleştik. Bundan sonra hiçbir belediye buraya o için... Çelem çelem, bunga medro mesa. Mala çelem, şu karero mesa. Çalım çalım, un gometro mesa. Mala çalım, şu karero mesa. Hay ho dervale. Hey da çalale. Kazarabı omar çabalı Anda çarrey katarlı bu koney Kazarabı omar çabalı Anda çarrey katarlı bu koney Hey,
normaler.